Mistik Yol'dan merhaba, ben Didem Çiloğlu. Bu videoda sizlere en temel meditasyon tekniklerinden birini anlatacağım. Ama öncelikle meditasyonun ne anlama geldiğini açıklayalım. Meditasyon, alışıldık düşüncelerin ötesine geçmemizi sağlayan zihinsel ve ruhsal bir pratiktir. Meditasyon, düzenli yapıldığında bizi sakinleştirir ve güç kazandırır. Düzenli meditasyon yapan kişilerin zihin ve duygularını daha iyi kontrol ettiği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Meditasyon kesinlikle dini bir pratik değildir. Dini pratikler içinde meditasyon bulunsa da, o belirli bir inanca mal edilemeyecek kadar evrensel bir uygulamadır. Dini görüşü ne olursa olsun herkes meditasyondan faydalanabilir. Meditasyon için en ideal pozisyon oturur vaziyette olmaktır. Sırtı bir yere dayamadığınız ve omurganın dik durduğu herhangi bir oturuş meditasyon için uygundur. Pek çok meditasyon tekniği olmasına rağmen tüm bu teknikleri iki ana kola ayırabiliriz. Bunlar 1. Konsantrasyon temelli meditasyon ve 2. Farkındalık temelli meditasyondur. Konsantrasyon temelli meditasyonda zihin bir nesnenin veya düşüncenin üzerinde tutulur. Konsantre olunan şey bir mum alevi, bir sembol, rahatlatıcı müzik veya sevgi, mutluluk gibi bir duygu durumu olabilir. Düzenli tekrarlarla kişi daha yoğun bir konsantrasyon gücüne kavuşur. Böylelikle zihnin sürekli hareket halindeki doğası bir dereceye kadar kontrol altına alınır. Farkındalık temelli meditasyon ise zihnin serbest bırakılmasıdır. Bu meditasyonda bir nesneye odaklanılmaz. Onun yerine her şeyin olduğu haliyle dikkat alanına girip çıkmasına izin verilir. Bu alana giren tüm düşünce ve duygular tarafsız bir biçimde gözlenir. Zihni bu şekilde tarafsız tutabilmek için nefes en büyük yardımcımızdır. Meditasyon sırasında aynı düşünceler gibi nefes alışverişlerimizi de kontrol etmeden sadece takip ederiz. Nefesi takip ederek oturduğumuzda düşüncelerimiz de aynı nefes alışverişleri gibi gelir ve gider. Meditasyon sürdükçe nefesimiz bizim müdahalemiz olmaksızın yavaşlar ve rahatlar. Bu rahatlık düşüncelere de etki eder. Gün içinde kısa sürelerde olsa dahi bu rahatlama halinde durabilmenin pek çok faydası vardır. Üzerimizdeki sıkıntı, endişe ve öfkenin ilk başta nasıl belirdiğini incelersek, her birinin ardında bir düşünce buluruz. Farkındalık meditasyonu yaptıkça zihnin doğasını çözmeye başlarız. Zihin sürekli ardı ardına gelen düşünceler üretir ve gelen her düşünce gitmek zorundadır. Zamanla biz bu düşünceleri gözleyen olarak onlardan ayrı olduğumuzu idrak ederiz. Meditasyon yaptıkça kendi benliğimiz ile düşüncelerimiz arasına bir boşluk girer. Bu şekilde olumsuz bir düşünce geldiğinde o hemen duyguya dönüşmez ve dengemiz bozulmaz. Çünkü benlik hissimizi düşünce akışından ayırmışızdır. Bu bilgiye ulaşınca olumsuz düşüncelere otomatik tepkiler veren mekanizma çözülecektir. Böylece daha huzurlu bir hayat yaşarız ve düşünce akışımız çok daha berraklaşır. Nasıl meditasyon yapılır? Meditasyon için sabahın erken saatleri veya gece yatmadan önce gibi sessiz ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir zaman dilimi seçin. Etrafta sizi rahatsız edebilecek ses ve ışık kaynaklarını uzaklaştırın. Yere serilmiş bir örtüye veya sandalyeye oturun. Sırtınız dik olsun ve herhangi bir yere dayanmayın. İsterseniz rahat oturmak için bacaklarınızın çevresini yastıklarla destekleyebilirsiniz. Başlangıç için 5 dakikalığına meditasyon yapmayı deneyelim. Şimdi gözlerinizi kapatın. Nefes alın. Özellikle nefese odaklanmanıza gerek yok. Ama eğer dikkatiniz kendiliğinden nefesinize odaklanıyorsa değiştirmeyin. Doğal ve zorlamasız biçimde nefes alıp verin.
Şimdi 5 dakika boyunca sakince oturacağız. Meditasyon sırasında bir düşünceye kaptırdığınızı fark ederseniz, zihninizi yavaşça yine sakin farkındalık haline getirin. İsterseniz nefesinizi dinleyerek yeniden sakinleşebilirsiniz. Meditasyon yaparken kendinize makul hedefler belirleyin. Diyelim ki zihniniz size oyunlar oynuyor ve meditasyonu bozmaya çalışıyor. O seans için bir dakika boyunca hiçbir düşünceye kaptırmadan oturmayı hedef belirleyin. Daha sonra bu bir dakikayı uzatmak için önünüzde başka fırsatlar olacaktır. Ama şimdilik hedefiniz sadece bir dakikalığına sakin kalmaktır. Her düşünceden sonra ısrarla sakinliğe dönmeyi hatırlayın. Meditasyon boyunca birkaç kez düşüncelerden sakinliğe ve sakinlikten düşüncelere geçiş yapmak normaldir. Düşüncelerin gelmesini normal karşılayın. Farkındalık meditasyonunda zihinle mücadele etmemek özel öneme sahiptir. Farkındalık meditasyonunun asıl amacı düşüncelerden kurtulmak değil, onlardan etkilenmeden sakin kalabilmektir. Zihninizde düşünceler varken de onlara sakince bakabiliyorsanız, meditasyonunuz başarıya ulaşmış demektir. Meditasyon yaptıkça düşünceler rahatsızlık vermemeye başlar ve daha huzurlu bir iç aleminiz olur. İsterseniz meditasyon yaparken yaşadıklarınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgi ve ışıkla kalın.